MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın mitinglerini eleştirdi, anayasal sınırları aşıyor dedi. 7 Haziran'da da yeni anayasayı kuracak gücü ortaya koyacak ve yeni Türkiye'nin temellerini atacaksınız. Toplu açılış bahanesi altında AKP'nin nam ve hesabına oy istemesi eşine benzerine az rastlanacak siyasi bir kırılma, hukuki bir travmadır. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran'daki genel seçimlere dönük mesajları ve başkanlık sistemi tartışmasına ayırdı. Hedefinde Cumhurbaşkanı'nın Kırşehir ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜMSİAD'daki konuşmaları vardı. Haziran 7, Türkiye'nin adeta bir kırılma noktasıdır. 400'ü alan iktidar yeni anayasayı da kuracaktır. Erdoğan kendi kişisel kariyer hedefleri, tek adam olmak, diktatörlüğe kaymak için taşıdığı makamın imkanlarını edep ve hayaya sığmayacak ölçüde ucuzlatmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime dönük mesajlarını sert sözlerle hedef alan MHP lideri, asıl hedef başkanlık sistemi dedi. Cumhurbaşkanını anayasadaki yetkilerini aşmakla suçladı. Erdoğan'ın meselesi millet değildir. Varsa da yoksa da derdi koltuk, anayasayı delik deşik etmiştir. Anayasa suçu işlemiştir. Peki Erdoğan devletin başı mıdır? Yoksa AKP'nin fiili eş başkanı mıdır? MHP lideri bir yandan parti geleneklerinde devletin başıyla siyasi polemiklere girmenin olmadığını söyledi, bir yandansa diktatörlük uyarısında bulundu. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Demek ki bugüne kadar yavaş kaldığını kabullenmiştir. Erdoğan zannederim aklına ne gelmişse esmiş, savurmuştur. Kuzey Kore'ye bakınız, görünüş haricinde Erdoğan'ın tıpkısının aynısını göreceksiniz. Sudan'a ve diğer bazı Afrika ülkelerine bakınız, Erdoğan benzerlerini mutlaka bulacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle ilgili çıkışlarını bir bir hedef alan Bahçeli'nin gündeminde Erdoğan'ın dünyadan verdiği örnekler de vardı. İngiltere bile bir yarı başkanlıktır. Hakim olan unsur orada kraliçedir. Birleşik Krallığı yarı başkanlık olarak gören bu ümmi yuvasının sevenleri başkanlığın yarı başkanlığın ne olduğunu kerrat cetvelini öğretir gibi öğretsin, yoksa dünya aleme gerçekten rezil olacaktır. MHP lideri Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek göstermesine ise 1993 yılında başkanlık sistemine dönük eleştirilerini hatırlatarak tepki gösterdi. Şu anda Amerika'da padişahlık sistemi mi var? Recep Tayyip Erdoğan başkanlıkla ilgili sorulan soruya bakınız ne diyor. Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize bir tavsiyesidir. Sayın Erdoğan hala yüzün kızarmayacak mı? Biz hangi Erdoğan'a inanalım? Başkanlık emperyalizmin tavsiyesidir diyen Erdoğan'a mı, yoksa Amerika'da, Fransa'da var ne olacak diyen Erdoğan'a mı? Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Burhan Kuzu'nun kitabına da atıfta bulunan Bahçeli, hedeflenen sistemin başkanlık olmadığını söyledi. Erdoğan'ın istediği, Kuzu'nun kitabında itiraf ettiği başkancıl sistemdir. Ve istenen bu sistem diktatörlüktür. Demokrasinin ara dönemi, Türkiye'nin kuruluş felsefesinin temelden yıkımıdır. Erdoğan üniter yapıyı tasfiye ederek bebek katiline ve kriptolu telefonlarla görüştüğü Kandil'deki terör şeflerine özerkliğin sözünü ve senedini vermiştir. MHP lideri ardından başkanlık sistemi tartışmasında partisinin tutumunu net ifadelerle ortaya koydu. Dur demesek devleti ve milleti de yemek üzeredir. Hukuk mu, kanun mu? Ben hukuk diyorum diyen Erdoğan, tasalanma, hukuk karşısında iki büklüm olacağın günler de elbette gelecektir. Devlet Bahçeli'nin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk kılıfında darbe girişimi diye nitelediği 17-25 Aralık operasyonlarıyla Adana'da MİT tırlarının durdurulması ve internete yayılan yasa dışı dinlemelerden sorumlu tuttuğu paralel yapıyla işbirliği iddiası da vardı. Siz
Türkçü parti zannediyorsunuz ama bakıyorsunuz onlar aslında üst akla çalışıyorlar. Erdoğan bu üst aklın hüviyetini neye benzediğini aydınlatmazsa, bizim üst akla çalıştığımız iddiasını ispatlamazsa namerttir. Üst aklın duldasında yıllar geçiren, küresel türbülansta her şeyini yitiren Erdoğan söylediği sözleri ispatlamazsa müfteridir.